Kıymetli Fenerbahçeliler, hepinize güzel hafta sonları diliyorum ve yayınımıza başlıyoruz. Futbolsuz kaldığımız, Fenerbahçesiz kaldığımız bir hafta sonu. Ama bu hafta sonu, yani bu akşam Almanya-Türkiye karşılaşması var. Tabii ne kadar başarılı oluruz, ne kadar olmayız bilemiyorum Almanya karşısında. İnşallah başarılı bir sonuç alırız, her ne kadar hazırlık maçı da olsa. Milli takımımız biliyorsunuz Montella'nın gelmesinden sonra biraz böyle bir kıpırdanma yaşadı. Belki de doğru seçimler yapılmaya başladı. Ama Yusuf Yazıcı'yı tekrar çağırmaları bilmiyorum. Ben çok şey bulmadım onu. Adaletli bulmadım. Bilmiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz ama. Her neyse Türkiye maçını seyrederek en azından bu akşam avunacağız. Ondan sonra maçları bekleyeceğiz. Fenerbahçe'yi zor maçlar bekleyecek gerçekten. Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray maçlarını oynayacağız. Diğer maçlarda bir de Kayserispor deplasmanı belki Fenerbahçe'yi zorlar ama büyük maçlardan alınacak bir tane galibiyet Fenerbahçe'nin durdurulması zor hale getirebilir. Eksiksiz kadroyla tabii söylüyorum bunları. Yine arkadaşlar bugün Sarı Lacivertliler spor salonunda çalışmış. Onların fotoğrafları vardı. Arkadaşlar onları bize hazırladı. Salonda çalışmışlar. Yani çalışmaya devam etmiş buradaki oyuncular. Milli takımlara gitmeyen oyuncularımız. Onun dışında Arda Güler meselesi var. Arda Güler meselesi tekrar kiralama için Fenerbahçe Kulübü Real Madrid'le görüşme yapmış ama Real Madrid bu teklifi reddetmiş. Keşke gelseydi değil mi? Vallahi. Doyamadık ya. Yani en azından bir iki sene daha seyretseydik Arda'yı müthiş olurdu. Benim son yıllarda izlediğim Alex'ten sonra, Hacı ve Alex'ten sonra en büyük yeteneklerden biri gerçekten. Müthiş bir oyuncu. Fenerbahçe'ye de en lazım belki de sezonuydu yani. Değil mi? Şimdi Dzeko'yla, işte Tadic'le falan oynayacak. Düşünemiyorum. Ama kronik bir sakatlığı mı var? Ya da sakatlığı iyileşmiyor mu onu tam olarak bilemiyoruz tabi. Kulübün içinden de öyle Real Madrid kulübünün içinden sadece bir psikoloğun açıklamasını okudum bugün. Arda'yı diyor kısa sürede iyileştireceğiz diyor. İnşallah iyileşir. Hadi Fener'e gelmese bile Real Madrid'de hiç olmazsa Arda'yı seyredelim. İnşallah da seyrederiz. Joshua King ve Ray Kent'in gitme olayı var biliyorsunuz. Hatta Twitter'da bugün gördüm Ray Kent Fenerbahçe şeylerinin hepsini silmiş paylaşımlarını ya da takibi onu takip edenleri Fenerbahçeli olanların hepsini çıkartmış takipten sanırım. Eğer haber doğruysa yanlışsa da yorumlara yazarsınız. İyi ki de çıkartmış yani Ray Kent beklentilerimin zaten hiç karşılamayacağı bir oyuncuydu. Sezonun ilk transferi de Ray Kent'ti hatırlıyorsanız. Hatta Ray Kent ismini duyduğumda açık söyleyeyim, açık yüreklilikle söyleyeyim. Adamı hiç seyretmedim. Yani YouTube'u açıp bile seyretmedim. Ama Fenerbahçe'de olmayacağını, yani İskoçya Ligi'nden gelen bir adamın Fenerbahçe'de olmayacağını, tutmayacağını tahmin edebiliyordum az çok. Fenerbahçe'yi takip eden Fenerbahçeli olanlar bilirler. Nedense bizde bazı ülkenin oyuncuları çok tutmaz böyle. Mesela Brezilyalılar bizde tutar bak. Arjantin mesela. Arjantin'den Ortega'yı aldık mesela. Arjantin'de ikinci Maradona diye bakılıyordu adama. Fenerbahçe'de çok başarılı olamadı yani. Doğru dürüst oynadığı o koca sezonda bir Galatasaray maçı vardır. Ondan başka da bir maç daha vardır yani. Onun dışında çok başarılı olamadı. Mesela şimdi bir Alman santrafor diyorlar. O Alman santraforun da bilmiyorum bizde çok başarılı olacağını zannetmiyorum. Timo Werner diye bir oyuncu var. Onu söyleyip duruyorlar. İnşallah çok para verip o adamı almazlar. Fenerbahçe'ye getirmezler. Daha çok böyle mesela bu Cicu'yu aldıkları gibi Fransa Ligi'nden siyahi oyuncular Fenerbahçe'de daha çok tutar diye düşünüyorum. Ondan sonra yani o tarz bizde tutan çok oyuncularımız var geçmişte. Daha çok faydalı olurlar hesabındayım. Almanların da bizde faydalı olacağını zannetmiyorum çok. Ama Alman demişken bu Beşiktaş'ta oynayan Weghorst tarzı mesela oyuncu
Belki olabilir bizde, tutabilir. Mesela alıyorsan öyle bir oyuncu al derim ama bunların da dışında ben Santrafor'a bu sene Fenerbahçe'nin çok para vermemesinden yanayım. Hazır Zeko varken Zeko'nun yedeğinde bekleyecek bir Santrafor almak lazım. O da Türkiye'de hep söylüyorum. Pendik Spor'da oynayan Pendik'in Santrafor'u çocuk. Genç çocuk 21-22 yaşlarında. Çok paralar vermeden eğer o çocuğu alabilirlerse valla iyi olur diye düşünüyorum. Hep böyle bütün yayınlarda da o çocuğu söylüyorum. Prim de kasmıyorum, bir akrabamız falan da değil, tanıdığımız da değil ama ben beğeniyorum yani çocuğun oyun stilini doğru buluyorum ve Fenerbahçe'ye de uygun görüyorum aslında. Yani oynar gibi geliyor. Bu Umut Nayır'dan falandan filandan çok çok iyi olur bence. Umut Nayır hala yani o baskıyı üzerinden atamamış, çok acemi hareketler oyuna girdiği zaman bırakın katkıyı, yani kendisinin acemi hareketlerinden kurtulup kendini oyuna veremiyor Umut Nayır. Joshua King'in de gitmesini isteyenlerdenim, açık söyleyeyim. Bir var bir yok oyuncuları ben Fenerbahçe'de görmek istemiyorum. Buna belki Emre Mor'u da dahil edebilirim. Eğer Emre Mor sakatlıktan çıkıp yine 3 hafta, 5 hafta var, 2 hafta yok falan, bu oyuncularla şampiyonluk ve başarı gelmez arkadaşlar. Geçen yayında da söylediğim gibi Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'nin gelecek olan şampiyonluğunun %30'unu teşkil etmesi lazım. Yani Cengiz'in o şekilde top oynamasını ve o başarıda %30 pay sahibi olmasını bekleyenlerdenim. Bize daha çok katkı verir diye düşünüyorum. Sağ tarafta Cengiz'in. Dzeko'ya da güzel goller attırır diye tahmin ediyorum. Tadiç'in şu milli maçlar arasından sonra artık kendine gelmesini istiyorum. Tadiç gibi oynamalı bence. Yani bir oyuncu bu kadar kalibrede, bir oyuncu Ajax'ta falan oynayan oyuncu penaltı atarken yani artık koltukta oturamıyoruz heyecandan. Acaba atabilecek mi diye. Ya, Tadiç'ten bunu beklememek lazım. Alex de penaltı kaçırdı ama yani Tadiç bunu arka arkaya falan tekrarladı. O yüzden beni çok tedirgin ediyor Tadiç'in bu penaltı olayı. Ben olsam Dzeko'ya attırırım penaltıları yani. Zaten gol krallığına giden adam Santrafor'un, Dzeko atsın. Hep böyle bizde bir ters şeyler vardır yani. Her sezon. Kısacası Joshua King ve bize şeyden, Kent'ten falan fayda olmaz arkadaşlar. Ama çok fazla da oyuncu bulamayacağımız için yok işte stopere de adam alalım, orta sahaya adam alalım, bir tane santrafora adam alalım. Devre arasında bu transferleri yapmak hakikaten çok zor. Şimdi bir sürü transfer haberleri çıkıyor Fenerbahçe için. Dün Hatayspor'un defans oyuncusunu konuşuyorlardı. İşte Alman oyuncuyu konuşuyorlardı. Fenerbahçe'ye gelecek diye. Defansa Beşiktaşlı, eski Beşiktaşlı genç arkadaşı söylüyorlar, Serdar Saatçi'yi. Onu söylüyorlar. Bir de yine bugün basında çıkan bir haberler var. Yine galiba Fransa tarafında oynayan bir oyunculardan bir tanesi. Yani her gün zaten transfer şeyi yaklaştıkça bu isimler çoğalacaktır. Kimisi sallıyor, kimisi de gerçekten belki de aldığı duyumları söylüyor. Biraz abone kasmak için herhalde olsa gerek. Televizyonlarda da öyle, onlar da reyting yapsınlar diye. Hep böyle transfer haberleri çıkar. Ben onlara çok takılmıyorum ama çok da transfer, yani devre arasında transfer, bizimkiler hemen böyle armut gibi de adam almasınlar istiyorum. Yani transfer dönemi, transfer dönemi, aman devre arasında 3 oyuncu alalım, 5 oyuncu alalım. Bence bunları yapmasınlar. Özledik Fenerbahçe'yi be. Özledik gerçekten. Futbolu özledik hafta sonu. Bugün Türkiye'nin maçı var ama yani Fenerbahçe tabii maçları bir başka. Bir de Türkiye maçı bugün yani bir iddiası yok. Hazırlık maçı. Bir iddiası olsa falan izlenir. Ama tabii milli maç aralarından sonra acayip bir maç trafiği bizi bekliyor arkadaşlar. 3 günde bir maç yapacağız. Türkiye Kupası maçları falan da başlıyor. Türkiye Kupası ve açık söyleyeyim Konfederasyon Kupası benim için çok önemli değil. Fenerbahçe'nin asıl hedefinin bu sene şampiyonluk olması lazım. Bunun için gerekiyorsa devre arasında hani adam bulunmaz ya,
çok para versinler. İki tane en azından adam alsınlar Fenerbahçe'ye. Temennimiz bu. Yani Fenerbahçe bu sene inşallah şampiyon olur ve şu görüntülerle de size veda edeyim. İnşallah bir başka yayında görüşürüz kıymetli Fenerbahçeliler. Haydi Allah'a emanet olun.